Efendim, insanı kamil, benimle ilgili toplantı yapın, benimle ilgili bilimsel çalışmalar yapın diye öyle bir arzu içerisine girmez. Onlar görevlerini yapmışlardır ve bu dünyadan sırlanmışlardır. Ancak biz onlar üzerine çalışarak, onları konuşarak kendimizi gerçekleştiririz, kendi farkındalığımıza ulaşırız. Buna yaklaşırken de iki aşamada bilimsel akli dil kullanıldığı gibi gönül dili de kullanılır. Sanatkarlar gönül dilini kullanırlar. Nitekim bunun en güzel örneğini de Tanpınar'da görüyoruz. Cumhuriyet döneminin 100 eserini tespit edersek ilk ona girecek eserler içerisinde herhalde Tanpınar'ın 5 şehrini mutlaka koruruz. Gönül diliyle gelenekte anlatıla gelen Hacı Bayramı Veli portresini hocamız gerçekten çok güzel bir şekilde özetlediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili başkan, affedersin başta konuşmadık. Kaç dakika verdiniz bana? Size 20 dakika verdim. Hayır, efendim. 18 dakika olmuş, ben kronometre tuttum. Neyse evet. 15 dakikalıktı ama size fazladan verdik. Çünkü değerlendirmeyi bağışlarsanız değerlendirme kısmına vaktimiz yok. O yüzden hocalarımızın konuşmalarının daha uzun olmasını arzuladık. Efendim çok değerli hocamız, şimdi konuşmacımız. Tasavvuf edebiyatı, Türk tasavvuf edebiyatı üzerine de çalışmalar olan, tarih üzerine, Osmanlı tarihi üzerine çalışmalar olan Kuzey Carolina Üniversitesi'nden, Dini Etütler Bölümünden Carl Ernest Bey. Buyurun efendim, bizi şiire götürecek. Hacı Bayramı Veli'nin şiirlerini konuşacağız. Buyurun. Çok teşekkürler. Thank you very much. And let me say what a privilege it is to be here with you in Ankara at this event. And I would like to thank the organizers and everyone who has made this event possible. In the history of Ottoman Sufism, there are certain figures who stand out for the wide impact of their lives on subsequent generations. One of these was certainly Hacı Bayram Veli, the most prominent saint of Ankara, who is regarded as the founder of the extensive Bayramiya Sufi order and its various branches. He lived during the time of considerable social and political turmoil when the Ottoman Empire was attempting to recover from the disastrous defeat by Timur near Ankara in 1402. While Hacı Bayram Veli was at one point viewed with suspicion by the Emperor Murad II, his exemplary life and straightforward teachings convinced the Ottoman authorities that he was not a revolutionary to be feared. In terms of Sufi writings, all that survives from Hacı Bayram Veli is a handful of Turkish poems reminiscent of the Ilahis of Yunus Emre. We are fortunate to have superb English translations of 4 of these poems by Victoria Rowe Holbrook, who has managed to echo the rhythmic structure of the Turkish verses in her translations. It's this small corpus of work that forms the subject of this paper. As will become clear, the poems of Hacı Bayram Veli furnish a remarkable example of the expression of Sufi teachings in a relatively simple verse form, which nonetheless conveys insights of considerable profundity. The first of the 4 poems offers in its refrain a powerful meditation on the quest for self-knowledge, famously articulated in the Greek motto, "Know thyself." In Islamic circles, this insight is most commonly formulated in the prophetic hadith, "One who knows himself has known his Lord." Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Such a framework linking self-knowledge with divine knowledge is indeed presupposed by this poem. Hacı Bayram begins by inviting the reader to know himself by seeking the spirit, John, in itself, though he warns that one may have to give up one's life to achieve this. If you want to know yourself, seek the spirit in spirit. Give up your life to find it. Know yourself. Come, know yourself. The path to follow to attain self-knowledge proceeds according to the principal categories of classical Islamic theology. To cite the original Arabic terms, one must first understand the deeds or actions, af'al, then the attributes, sifat, and finally the essence, or thought.
He who understands his deeds will know his own attribute. There he sees his own essence. Know yourself, come know yourself. What is surprising is that the theologians use these categories to describe the nature of God. But here Haji Bayram uses them to describe the seeker of self-knowledge. The sense of unity with God is implied by the statement that the attributes manifest, but the essence perceives. What appears as attribute? That which sees it is essence. What need for anything more? Know yourself, come know yourself. Submersion in divine light follows on the astonishment of the intellect, and this unification with the divine becomes explicit in the final stanzas. He who has arrived at awe is completely drowned. He's found divine unity. Know yourself, come know yourself. Bayram knows what he has said. There he found the one who knows. It was he who found himself. Know yourself, know yourself. This is self-knowledge as the discovery of God. The second poem begins with a moralizing reflection on the untrustworthy nature of the world. Fortune manifest in the turning of the cosmic sphere, Felek, resists all human efforts like a bow that cannot be bent. It's changeable and untrustworthy and can overturn one's life in a moment. It's indifferent to human suffering and is nearly always disappointing. There's no one who has the strength. Fortune's bow is hard to draw. Do not give your heart to it. It will make you fret and moan. It will carry off the game. Fortune's mightily skillful. What with so much mischief on, where can one find any peace? Fortune's mortal and faithless. Don't believe a thing it says. It can make a pauper prince and bring princes to ruin. But the last half of the poem introduces a secret that can astonish the wise, a riddle that no king can resolve. This is the mystery of divine unity, which cannot be found in multiplicity. It is beyond the reach of even the greatest prophets of the past. All the learned are in awe, wondering what this secret is. One can rule all the whole world, but never solve this riddle. The one is in unity, not in multiplicity. Chizr didn't reach that far, didn't teach it to Moses. Haji Bayram concludes by advising himself not to trust the world, dunya, and not to give in to melancholy, sauda. With irony, he refers to the world as a valuable account, though it is deceptive and intoxicating. Oh, wretched Haji Bayram, don't give your heart to the world. It's a magnificent trust. Don't let passion take your head. By taking on the role of the impoverished one or meskeen, he reveals the proper attitude for one who distrusts the ever-changing world. The third poem of Haji Bayram is perhaps the most complex, presenting a brief but vivid allegorical portrait of the soul as a city, Turkish shahr or Persian shahr. This is a perennial concept going back surely to Plato's Republic, where he portrays the city as the soul writ large. The Persian mystical philosopher Sohrawardi created intricate symbolic narratives of the citadel of the soul, Shahristan-e-Jan, which becomes a microcosm of the universe. It is in this way that I read Haji Bayram Vali's description of a city that God created between the two worlds, surely an allusion to the human suspended between heaven and earth. Tantalizingly, he refers to a beautiful beloved, Didar, appearing on the outskirts of the city, perhaps a radiation of divine beauty into the world. My God created a city located between the two worlds. A lovely thing appeared there at the edges of that city. As a narrator, Haji Bayram suddenly arrives on the scene and perceives himself as the analog of the city. Both are being constructed from basic elements. Suddenly, I reached the city. I watched while the city was built. Even I was built there also.
located between earth and stone. But it's risky to enter the city. It's defended by arrows with fatal effects. More remarkably, the sayings of the mystics, Arifler, are the currency of the city's bazaar. Arrows are shot from that city. Down they come and stab the liver. The words of the Gnostics are sold in the market of the city. This suggests that in the city of the soul, knowledge is dangerous. But it's the words of the Sufis that supply the lifeblood of the city. This point is confirmed in the next stanza, which returns to the building image to make it clear the city is in truth constructed from the repetition of the name of God. Their students are cutting stones there, which they offer to their master. They remember the name of God with every piece of stone they cut. So the words of the saints and the disciples' practice of the remembrance or zikr of God literally form the foundation stones of the city. Haji Bayram concludes by remarking that only the mystics understand the truth of the situation, while fools complain. Gnostics understand what I say. The ignorant don't. They reproach, Haji Bayram calls to prayer from that city's tall minaret. The final lines emphasize that when someone like Haji Bayram calls to prayer, it's from the highest level of the city of the soul that he makes his appeal. The fourth poem turns in a more introspective direction, focusing its attention to the longing and suffering of this heart of mine, the repeated end rhyme in five of the eight stanzas. It begins with the situation of unexplainable sadness that the soul experiences in the absence of the beloved, yet the heart's suffering and annihilation is the path to restoring its wholeness. What of this heart of mine, this heart of mine? It grieves and aches for you, this heart of mine. It's burned to ashes, burned, this heart of mine. And being burned found health, this heart of mine. Being burned in the fire of love does not amount to mere destruction. The heart takes on the quality and the color of that love. And repeating a prominent theme from the first poem on self-knowledge, the heart has found the absent beloved within itself. It may be burned, it may be burned, but yet it's dyed with love's color, this heart of mine. It's found what it has sought within itself, well done, my heart of mine. Here, Haji Bayram recalls the familiar scene, Sufi theme of seeking love in all the wrong places. As Hafiz remarked, for years my heart begged me for Jamshid's cup, seeking from strangers something it possessed. Shifting registers, the next verses of Haji Bayram invoke the prophetic hadith, poverty is my pride, al-faqru fakhri, explicitly linking the poverty of the soul to its annihilation or fana. Did he not say, poverty is my pride, the one who came to be all the world's pride? Remember how it found its pride, its pride, its pride in being not this heart of mine. The poem concludes on a note of celebration, playing on the meaning of the poet's name, Bayram, or feast day. It's said that his master, Sheikh Hamid, gave him that name because they first met in Kayseri on the day of Korban Bayram, the feast of sacrifice. But the real cause for celebration is the encounter with a true friend or beloved. And who is that beloved? Haji Bayram makes it clear by reciting twice a phrase that can only apply to God. Praise and adorations, hamdo sinalar. I am Bayram now, I am Bayram now. They enjoy a feast with the friend now. Thanksgiving and praise with the friend feast today, this heart of mine. Along this simple arc of annihilation, Haji Bayram circles back from the loneliness of suffering to celebration with the beloved. How is our time? Two minutes, okay. What are the rhetorical characteristics of this compact body of poetry, and what sort of persona does the author's voice present? I'm going to skip over the details of my analysis here, but I want to conclude by saying that these easily remembered and apparently simple Turkish verses by Haji Bayram Veli contain deeper structures that convey complex teachings about the nature of self-knowledge, the ethics of engagement with the world, the soul as microcosm of the universe,
and the mystery of divine unity and the soul's annihilation. All this is framed in natural and unostentatious language in terms of the fundamental categories of Islamic thought and clear invocation of the teachings of the Prophet Muhammad. Its rhetorical structure shifts easily from the direct address to the reader to general description of the cosmos. In between, the persona of the poet, using the signature Bayram, appears mainly to demonstrate the paradoxes that result when one tries to articulate the identity of the self that is annihilated in God. That remains a fundamental mystery, which is why it can only be expressed in poetry. Thank you. Gerçekten çok güzel bir irfan sofrası kuruldu. Tanpınar'dan, Yahya Kemal'den, Hacı Bayram'a ve şimdi de Hacı Bayram'ın bizzat eserlerinden yola çıkarak, şiirlerinden yola çıkarak güzel bir sofra kuruldu. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Derler ki, eğer maksud eser ise mısra-ı berceste kafidir. Amacınız eser yazmaksa bir mısra söyleyin yeter. Hacı Bayram-ı Veli bir divanı yok. Çok fazla şiir de yazmamış. Geride bize bıraktığı birkaç tane şiiri var ve bu şiirleriyle Hacı Bayram-ı Veli şairdir. Tıpkı çağdaşı Emir Sultan gibi. Emir Sultan'ın da birkaç tane şiiri var. Bu şiirleri bize gerçekten çok güzel bir şekilde yorumladılar. Çok teşekkür ediyorum Karl Ernst. Efendim bu birinci oturumu burada tamamlıyoruz. Değerlendirme kısmına vaktimiz yok. Var mı efendim? 5 dakika verecek misiniz? Tamam. Soruları olabilir dostlarımızın, değerli dinleyicilerimizin. Bir 5 dakikalık zamanımız var. Katkıda bulunmak isteyenler olabilirler. Arkada bir arkadaşımız, bir hanımefendi var. Beyefendi mi? Kusura bakmayın. Tamam, yakın. Eyvallah. Hanımefendi, buyurun. Eyvallah. Vakti şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Birinci hocamın konuşmasına bir katkı, onu bekliyordum zaten. Hocam sağ olsunlar o katkıda bulundular. Rahmetli Ömer Lütfi Barkan hocamızın kolonizatör Türk dervişlerinde sarahatle belirttiği bir şey var. Yani bu dervişler bir şehrin, bir köyün, bir kariyenin sadece manevi hayatını değil, aynı zamanda maddi hayatını, ekonomik hayatını, yani sosyal hayatını da değiştiren ve dönüştüren insanlardan oluşuyorlar. Hacı Bayram Veli ve onun ardılları da sanıyorum bu konuda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir görev üstleniyorlar. Tabii bunun için elimizde ne kaynak var Ömer Lütfü Barkan hocanın dışında kalan? Ben hocamın bilgisine bu konuda başvurmak istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bahsettiğiniz gibi ilk ciddi makaleyi Ömer Lütfü Barkan, yani 42'de çıktı o makale, benimle yaşıt bir makale. Oradaki üslup da beni biraz düşünceye sevk eder. Ürkerek sanki kolonizatör Türk dervişlerinin olumlu taraflarını ortaya koyar. O günkü politik anlayış gereği bu tekkelerin kapatılması, tasavvuf kurumlarına karşı olan resmi mesafeden dolayı aman diyor tasavvuf diyorsam işte tekkelerde münzevi hayat yaşayan insanları kastetmiyorum. Bunlar son derece dinamik kimselerdi diye ürkerek bu konuya girmiş ama vesikalara dayandığı için, vakfiyelere dayandığı için en önemli örnek sizin de bildiğiniz gibi. Benim doğrudan da alanım olmadığı için onun üzerine başka şeyler konabildi mi konamadı mı çok da şey değilim, emin değilim. Ama bu mevzudan bahseden hemen herkesin ilk referansı Ömer Lütfi Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri adlı makalesidir. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Efendim müsaade var mı soru? Beyefendi var efendim. Buyurun. Hocamız
Mikrofonu ulaştırmamız mümkün mü beyefendiye? Hocamız Karl'a bir soru sormak istiyorum. Çalab'ın bir şer yaratmış iki cihan arasında. Burada şehir olarak Ankara şehrini övmek ya da Türklerin şehri sevmesi gibi bir ifade söz konusu olabilir mi? Well, I deeply appreciate the loyalty and affection of the city of Ankara for Haji Behram Veli, and I'm sure that he returned that affection. He chose this location for no doubt interesting reasons, as the previous speaker indicated. But I think he's talking about the city of the soul, the city of the spirit. And this is a city that we all can enter if we take the steps that he suggests. So it can include Ankara, of course, but I don't think it's limited to Ankara. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Tasavvuf şiiri tek boyutlu anlaşılmaz. Birkaç şekilde de okunur, anlaşılır. Ankara olarak da anlayabilirsiniz. Ama bu ruh can şehridir, gönül şehridir. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Çok kısa bir buyurun müsaade efendim. Ederseniz haddim olmayarak. Buyurun. Önce Mehmet hocama bir soru sordular. Niye önce ben diye. Orada bir kısa bilgi vereyim acizane. Hocam Kenan Rıfai Hazretleri'nin sevgili öğrencisi olmak hasebiyle ev sahibidir. Onun için onunla başlamak istedik. O da çok güzel bir tebliğde bulundular. Allah razı olsun. Ben Karl Ernst hakkında da müsaade ederlerse biraz bilgi vermek istiyorum. Kendileri benim çok büyük dostum. Allah ondan razı olsun. Doğrusu Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yurt dışında hiç bilinmiyor. Çünkü hiçbir şiiri İngilizceye bugüne kadar tercüme edilmemişti. Hiçbir eseri hakkında bilgi yok. Acizane bizler önce çok iyi bir tercüman olan ve bütün dilleri Arapçayı, Farsçayı çok iyi bilen, Türkçeye çok hakim, ana dili de İngilizce olan Victoria Holbrook'a bu şiirleri yolladık. Kendileri bu şiirleri İngilizceye çevirdiler. Hocamın Kenan Rıfai Hazretleri'nin Mesnevisini çevirdikleri gibi. Ve Karl Ernst dostumuza şiirleri yolladık ve rica ettik. Bunun üzerine çalışır mısınız diye. Burada bir şey daha bir görüyoruz ki tasavvufta bu tasavvuflar sadece ilme dayalı değil. Kendi gönüllerini anlatan yorumlar yapıyor. Karl Hoca da bunlardan bir tanesi. Muazzam yorum. Gerçekten Allah razı olsun bu şiirleri çok güzel yorumlamış. Ama ben onun sizin bilmediğiniz bir başka yönünden de burada teşekkürle bahsetmek istiyorum. Amerika'da İslamofobiye karşı mücadele eden ve İslam'ın büyüklüğünü anlatan 4-5 profesörden birisidir kendisi. Allah ondan razı olsun. Teşekkürler ediyoruz kendisine. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu ilk oturumu burada kapatıyoruz efendim. Hoş kalın, hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza ve oturum başkanı Bilal Kemikli hocamıza. Günün anısına katılımcılara bir şilt takdim edeceğiz. Bilal hocam, siz de tebliğinizi sunduğunuz zaman. Teşekkür ediyoruz efendim. Çiğdem Hitay. Gelir misin Çiğdemciğim? Şiltleri takdim etmek üzere lütfen. Thank you.
Efendim, güzel bir oturumun ardından çok kısa bir aramız var. Hemen aranın ardından ikinci oturuma başlayacağız.